Şimdi burada bu bahiste hümri ehliyenin ekli hakkında himar iki kısım. Bir vahşi olur, o av kısmındandır, o caizdir. Bir de insanların beslediği ehli olur. Bunlar İslamiyet'in evvelinde yenilirdi. Peygamber Efendimiz sonradan nehyeyledi. Onu beyan ediyor. Babu ekli luhumil humuril ehliye. Ehli olan himarların etlerinin yenilmesi babıdır. Haddesena Fahdun kâle haddesena Ebu Nuaym kâle haddesena Mis'ar ibn Kudam an Ubeyd ibn Hasan an ibn Maqil an raculeyni min Müzeyne. İbn Maqil Müzeyne'den iki adamdan rivayet etmiş. Ehaduhuma anil ahir. Bu iki adamın birisi birisinden rivayet eylemiş. Ama hangisi hangisinden belli değil. Bu iki adam birisi birisinden rivayet ediyor. O da Resulullah Efendimiz'den ama hangisi hangisinden onu bilemiyor. O iki adam kim? Abdullah ibni Ömer ibni Leyyum ve l-ahir Galib ibni Ebcer. Galib ile Abdullah bu ikisi. Birisi birisinden rivayet etmiş, o da Resulullah'tan. Kale Mis'ar, Mis'ar diyor ki, era galiben, zannederim ki, zenni galibim, galib, ellezî sâlen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e sual eden o. Öyleyse, Abdullah ibn Ömer ibn Leyyum'dan rivayet ediyor İbn-i Makil, o da Galib ibn-i Lebser'den rivayet ediyor, zenni galib bu. Fekale ya Resulullah, Galib ibn Lebcer Resulullah Efendimiz'e sorduk. Ya Resulullah, innehu lem yebqa min mali şeyun. Malımdan hiçbir şey kalmadı ki estati'u en ut'ime minhu ehli. Ehlime yedirecek malımdan hiçbir şey kalmadı. Yani koyun, öküz, deve bir şey kalmadı ki onlara yedireyim. Evet. Gayre humurun li merkeplerimden başka. Ev humuratinli. Ya humur dedi, yani erkek merkepler yahut da dişi merkepler. Yani erkek dişi, işte bunlardan başka, merkepten başka bir şey kalmadı. Çoluk çocuğuna yedirmek için başka malı kalmamış. Bunu sormuş ki, yani maksedi bunları kendi çoluk çocuğuna yedirse caiz midir, değil midir? Kale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, فَاَطْعِمْ اَهْلَكَ مِنْ سَم۪ينِ مَالِكِ. Malın semininden, eylerinden kendi çoluk çocuğuna yedir. فَاِنَّمَا قَذِرْتُ لَكُمْ. Ben sizin için necis gördüm, gazir gördüm, cevvalel kariye. Kariyede, ötede, beriye gidip de pis şeyler yiyen hayvanların yenilmesini size mekruh gördüm. Cevvalel kariye, kariyede bırakmışsan sağa sola gidiyor. İyi şeyi de yiyor, kötü şeyi de yiyor, temizi de yiyor, necisi de yiyor. Bunları ben size hoş görmedim. Şimdi bundan anlaşılan cevvalel gariye dedi ki hangisi? Hümri ehliye. Hümri ehliye. Haddesena Fâdun kâle haddesena Ebu Nuaym kâle haddesena Şâbeten Ubeydi ibn Hasan an Abdurrahman ibn Makil an Abdurrahman ibn Beşir an Ricali min Müzeyne. Müzeyne'den bir takım adamlar, işte yukarıda da geçti ya, Abdullah ibn Ömer ile Galib ibn Lebcer idi. Min ashabin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, onlar da Peygamber Efendimiz'in ashabından. Min zahire zahireden. Yani Medine'nin içinde değil, Medine'nin dışarısında olan ashabtan. An Ebcer, Ev ibn Ebcer. O da kimden? O zahireden olan Müzeyne'den adamlar da kimden rivayet ettiler? Ebcer'den yahut İbn Ebcer, ikisi bir ya, ya İbn Ebcer'den yahut Ebcer'in kendisinden ki ennehu kâle. Ve Ebcer dedi ki ya Resulallah, innehu lem yebqa min mali şeyun. Benim malımdan hiçbir şey kalmadı ki öyle şey ki estati'u an ut'imehu ehli. Yani ehlime, çoluk çocuğuma it'ama kudretim yetecek bir malım kalmadı. İlla humurun li, illa merkeplerim kaldı. قَالَ لِي. Bu adam diyor ki Resulullah Efendimiz kendisine demiş ki فَاَتْئِمْ اَهْلَكَ. Sen ehline, iyalına it'am et min semini malik. Malın eylerinden, seminlerinden. فَاِنَّمَا كَرِهْتُ لَكُمْ. Ben sizi için kerih gördüm.
cevvalel kariye, kariyede dolaşan hayvanların yenilmesini mekruh gördü. Yani bundan anlaşılıyor ki başka bir şey bul da onlara yedir. Himarları yedirme. Bunlardan bu anlaşılıyor. Haddesene ibn-i Merzuk, kâle haddesene Revh ibn-i Ubâde, kâle haddesene Şubetu, kâle semi'tu Ubeyde ibn-i Hasan, an Abdurrahman ibn-i Makil, an Abdurrahman ibn-i Beşir, enne nâse min eshabin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in eshabından bir cemaat, onlar da kimlerden? Min Müzeynete Müzeyne'den. Haddesu an Seyyidi Müzeyne. Müzeyne'nin Seyyidinden sordular. Kim o da? El-Ebcer-u Ebcer, Ebibnül Ebcer. Yahut da Ebcer'in oğlu. O da demek Müzeyne kabilesinin reisiymiş. Ondan rivayet eylediler. Ki Se'elen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. O zat Peygamber Efendimiz'e sual buyurmuş. Sümme zekere mislehu. O da aynı hadis-i şerifin mislini zikretti. Yani ya Resulallah, ben çoluk çocuğuma yedirmeyi için himardan başka bir şey kalmadı. Resulullah Efendimiz bu da buyurmuş ki onlar kariyede dolaşır. Öte pislik olan öteberiyi yerler. Çoluk çocuğuna bunları itham etmeni hoş görmedim. Hoş görmedim çünkü pislik yiyen hayvanın eti de iyi olmaz. O eti de pis olur. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki فَذَهَبَ قَوْمٌ اِلَى هَذَا. Bir takım cemaat buna sahip oldular. فَأَبَاحُ مُبَحْ قِلْدِلَرْ اَكْلَ لُحُومِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّ. Hümür ehliyenin etinin yenilmesini mübah kıldılar. وَاَحْتَجُّوا فِي ذَٰلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ. Bu hadiste de ihticac ettiler. Bunlar mübah olduğunu neden anladılar? Bak Resulullah Efendimiz haramdır demedi. Bu adamlar dediler ki hümür ehliyeden başka bir malımız yok ki çoluk çocuğumuza itham edelim. Resulullah Efendimiz de buyurdu ki ben kerih görürüm. Yedireceksiniz ise daha iyilerinden yedirin. Yani ne demek? Yani bu da halal. Bunu da yedirebilirsiniz. Fakat daha iyisini bulursunuzsa daha iyi. Yani taamın iyisi varken kötüsüne gitmeyin. Şu halde taamın iyisi de halal, kötüsü de halal. Öyleyse bundan anlaşılıyor ki hümürü ehliyenin etinin yenilmesi halal. Halal ama daha iyisini bulursan çoluk çocuğuna kendisine daha iyisini de ye. Böyle istidlal ettiler. Ve halefem fi zalike aharun. Ulemanın diğerleri bunlara muhalefet ettiler. Fekerihu ekle luhumil humuril ehliye. Humur ehliyenin etlerinin yenilmesini mekruh gördüler. Yani haram gördüler. Ve kalu buyurdular ki kad yecuz. Caiz ken yekune ola el humurulleti şol bir himarlar ki ebahen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz mübah kıldı ekleha onların yenilmesini fi hadel hadis bu hadiste mübah kılmış olduğu humurların merkeplerin olması caiz ola ne kânet vahşiyeten vahşi hayvanlar idi vahşi himarlar. Yani o adamın yanında vahşi himarlar var idi de Resulullah Efendimiz vahşi himardan ise daha iyi mallar var ise onları yedirir. Vahşi himarların eti iyi olmaz. Caiz ki bu idi. Ve yekûne kavlun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin kavli de ola fe innemâ kerihtü leküm cevvâlel kariye kariyede dolaşan hayvanların etinin mekruh olmasını ben hoş görmedim. Evet. Alel ehliyeti, bu da ehliye üzerine hamledilmiş olan. Cevvalel kariye, hümre ehliyedir. İşte Resulullah Efendimiz'in dediği de bu olan. Ve kad revâ şerikün hadise galibin hâdâ. Şerik, galibin bu hadisini rivayet etti. Alâ hilâfi mâ revâhu mis'erun ve şu'be. Mis'er ve şu'benin rivayetlerinin hilafına rivayet eyledi. Böyle değil, başka türlü rivayet eyledi. Nasıl? حدثنا ابن أبي داود ويحيى بن عثمان وروح بن الفرج قالوا حدثنا يوسف بن عدي حاوى حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد يزيد بعض ما لا بعض bunlar bu hadisi rivayet edildiler fakat bazılarında ziyade var bazılarında noksan var قالوا fakat hepsi birden dediler ki حدثنا شريك عن منصور بن معتمر عن عبيد بن الحسن عن غالب بن أبجر قال
Galib İbn Ebcer dedi ki, قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz'e denildi ki, اَنَّهُ قَدْ اَسَابَتْنَا سَنَةٌ Bize bir kıtlık geldi. Kıtlık isabet etti. وَاِنَّ سَم۪ينَ مَا لِنَا فِي الْحَم۪يرِ Bizim malımızın iyisi de himarlarda kaldı. Yani iyi malımız işte merkepler kaldı, başka yok. فَقَالَ buyurdu ki, كُلُوا مِنْ سَم۪ينِ مَالِكُمْ Malınızın seminlerinden yiyin. O da nedir? İşte himardır. Ondan başkası kalmadı. Bak bu da böyle rivayet etti. Demek ki kıtlık zarureti var. O himarların etinin yenilmesine sebep kıtlık olmuş. فَاَسَابَتْنَا سَنَةٌ Sene demek kıtlık demek. Kıtlık isabet etmiş de o vakitte zaruret var. Zarurette öğle eti de yenilir. فَاَخْبَرَ Haber verdi ki اَنَّمَا كَانَ اَبَاحَ لَهُمْ مِنْ ذَٰلِكَ Peygamber Efendimiz onlara bu merkeplerin etlerinden mübah kılmış olduğu kâne fî âmi senetin bir kıtlık senesindeydi. Fe inkâne zâlik eğer bu hadis olursa alâ mâ hamelnâ aleyhi hadise mis'erin ve şöbe mis'erin ve şöbenin rivayet etmiş oldukları hadisi bunun üzerine hamledersekse fehu alâ mâ hamelnâhu aleyhi min zâlik tam bizim hamlettiğimiz üzerinedir. Demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bizim himarlardan başka bir şey kalmadı demesi yani kıtlık isabet etti. Başka bir şey yok himardan başka. O da buyurdu ki malınızın semininden yiyin. Semini de ne? O vakit ellerinde kalan hümre ehliye. Ve şu anda hümre ehliyenin yenilmesine sebep kıtlık oldu. Biz bunu böyle hamlederiz. وَاِنْ كَانَ ذَٰلِكْ عَلَى الْهُمُرِ الْاَحْلِيَةِ يُوْقْ Bunu kıtlığa değil de hümrü ehliyeye hamledersekse, yani yukarısında hümrü vehşiyeye hamlettik. Hümrü vehşiyeye hamlettikse zaten hamlemiz doğru. Yok, hümrü ehliyeye hamledilirse فَاِنَّهُ اِنَّمَا كَانَ فِي حَالِ الدَّرُورَ Daruret halinde oldu. وَكَدْ تَحِلُّ فِي حَالِ الدَّرُورَ الْمَيْتَةِ Zaruret halinde ölü bile caizdir. Yani bu yukarıdaki Galib İbni Ebcer'in rivayet olmuş olduğu rivayet etmiş olduğu hadis ki ya Resulullah benim evladu iyalıma yedirmeyi için malım kalmadı. O da malınızın semininden yedirin. Fakat bu cevvalel gariye olan hayvanların yenilmesini ben hoş görmem. Bu cevvalel gariyeden murat nedir? Diyor ki biz bunu hamlederiz hümrü vehşiyeye. Eğer hümrü vehşiyeye hamli sahih olduysa odur. Hümrü vehşiye, hümrü ehliye haram bir defa. Hümrü vehşiye de helaldir ama fakat diğer mallar, koyun, kuzi, öküz, deve onların eti daha iyidir. Yok sen dersen ki illa yok cevvalel gariyeden murat hümrü ehliyedir. Hümrü vehşiye dersense biz de deriz ki hümrü ehliyeye hamledersense bu rivayet, ikinci rivayete geliyor ki bir kıtlık senesinde oldu. Kıtlık senesinde ölünün etini yemek bile caiz. Bu hümür-i ehliyenin etinin helal olmasını ispat etmez. فَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadisi şerifte oldu. Delilun delil oldu. عَلَى حُكْمُ الْحُومِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّ Hümür-i ehliyenin etlerinin hükm üzerine delil oldu. فِي غَيْرِ حَالِ الدَّرُورَ Daruret halının gayrısında hüküm oldu. Hali darurette caiz. Hali daruretin gayrısında caiz değil. Bundan bu anlaşıldı. Ya ama o anlaşıldı ama şimdi haram olduğuna dair daha başka bir delil bulunur mu? Ona da diyor ki İmam-ı Tahavi vakat ca'etil âthâru an Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den muhakkak geldi. Meciyen mütevâtiren, tevâtüren gelmekle geldi. Fî nehyi an ekli luhûmil humuril ehliye. Humur ehliyenin etlerinin yenilmesinden nehi, Resulullah Efendimiz'den o nehi hakkında tevatüren hadisler geldi. Bir tane, iki tane değil, çok. Ondan sonra onları sıralıyor. فَمِمَّا رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَٰلِكَ İşte bunda rivayet edilen hadislerdendir. Burada kalsın. Vallahu Teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellem. لقد جاءت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيئا متواترا في نهيه عن أكل لحوم الحمر الأهلية يعني برفن صلى الله عليه وسلم
tevatür olarak birçok hadisler geldi. O hadislerde Resulullah Efendimiz merkeplerin etlerini yemekten nehyediyor. Öyle mütevatir olarak geldi dediği, yani çok hadis geldi. Öyleyse şimdi onlardan bazılarını burada İmam-ı Sahavi zikredecek. Buyuruyor ki فَمِمَّا رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَٰلِكَ Resulullah Efendimiz'den rivayet edilen hadislerdendir. فِي ذَٰلِكَ bu mesele hakkında himarların, merkeplerin etlerinin yenilmesi caiz değildir meselesi hakkında. مَا قَدْ حَدَّسَنَا Yunus. Yunus'un bize rivayet etmiş olduğu hadis bunlardandır diyor. قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس وأسامة ومالك عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابن محمد بن علي بن أبي طالب محمد الحنفي derdiler ya Hazreti Ali radıyallahu anh'ın oğlu Muhammed el-Hanefi, onun iki oğlu Hasan ile Abdullah'dan İbn Şahab-ı Zühri rivayet ediyor. En ebihima, onlar da babaları Muhammed el-Hanefi'den rivayet eylemişler. أنه سمع علي بن أبي طالب وده بابا سهزت علي رضي الله عنه إشتمش رضي الله عنهم يقول لابن عباس رضي الله عنهما محمد بن حنفية dedi ki babam Hazreti Ali ibn Abbas'a dediğini işittim. Ne dediğini? نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz nehi buyurdular أن أكل لحوم الحمر الإنسية insana menus olan merkeplerin etlerinin yemesinden Resulullah Efendimiz nehyiledi. Ve an müt'atin nisa, bir de kadınları muvakkaten nikah etmeden nehyiledi. Yevme Hayber, Hayber günü. Hayber günü bu iki şeyden nehyiledi. Merkeplerin etlerini yerdiler. Yani sonra seferde muvakkat nikahta yapardılar. Bu ikisinden Resulullah Efendimiz Hayber günü nehyiledi. Haddesena Yunus kâle ahberene ibn-i Vehbin kâle ahbereni Yahya ibn-i Abdillah ibn-i Salim en Abdirrahman ibn-i Haris el-Mahsumi en Mücahidin an ibn-i Abbasin radıyallahu anhuma enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neha yevme Hayber. Mücahid Abdullah ibn Abbas'tan rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz Hayber günü nehyiledi en ekli luhumil humurul insiyye, vahşi değil de ehli olan, menus olan merkeplerin etinin yemesinde nehyiledi. Haddesena Fahdun kâle haddesena Ebu Bekir ibn Ebi Şeybe kâle haddesena Abdullah ibn Ömer'den rivayet ediyor. Kâle Abdullah ibn Ömer buyurdular ki neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz nehyilediler yevme Hayber, Hayber günü en ekli luhumil humuril ehliye, humuri ehliyenin, insanların menusu olan merkeplerin etlerini yemesinden Hayber günü nehyiledi. Şimdi Hayber günü olduğu hakkında üç sahabeden rivayet geldi. Hazreti Ali'den bir, Abdullah ibn Abbas'tan iki, Abdullah ibn Ömer'den üç. Yine hadisler devam ediyor. Haddesena ibn Ebi Davud kâle haddesena Müseddet kâle haddesena Yahya el-Kattan el-Ubeydillah ibn Ömer fezekere bi isnadihi mislehu. Bu da Abdullah ibn Ömer'den değil de Ubeydullah ibn Ömer'den, kardeşinden. Aynı hadisi şerif o da zikreyledi. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا دحيم قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن أبي حنيفة وهو النعمان عبيد الله بن موسى أبو حنيفة ذن رواتي ديور هنجي أبو حنيفة نعمان يعني نعمان بن الثابت باسم إمام موسى وذا كم دن عن ناس عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله عبد الله بن عمر ذن أين حديث الشريف رواتي لديكي Hümür-i ehliyenin etinden nehine vakit vakı oldu? Hayber günü. Haddesena Fahdun kâle haddesena Ebu Bekir'i ibn-i Ebi Şeybe kâle haddesena ibn-i Nümeyr kâle haddesena Muhammed ibn İshab el-Ubeydillah ibn-i Amr ibn-i Damrat el-Fezariyyü el-Abdillah ibn-i Ebi Salid an-Ebihi Ebi Salid ve kâne Bedriyyen ve Ebi Salif de Bedri'de babası Ebi Salif'ten rivayet eyledi. Kâle Ebi Salih dedi ki
لقد أتانا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bize haber geldi ki Peygamber Efendimiz nehyiledi. Neden? En ekli luhumil humur. Merkeplerin etlerini yemekten nehyiledici haberi geldi. Ve nahnu bi Khayber. Biz de Khayber'de idik. Ve innel kudure le tefuru biha. Tencerelerimizde merkep etleriyle kaynıyor idi. Bu haber geldi. Yani merkepleri kesmişler. Etlerini tencerelere, kaplara koymuş. Kaynatıyorlar. Yiyecekler hele yedikleri yok. Kaynarken haber geldi ki Resulullah Efendimiz nehyiledi. فَاَكْفَانَاهَا عَلَى وَجْهِهَا. O tencereleri, o kapları yüzü koydu yerlere döktük. Yer yemedik. Evet. Şimdi Eshab'tan Ebi Salih de bu hadisi şerifi rivayet eyledi. حَدَّسَنَا رَبِيعُ الْمَاَذِّنُ قَالَ حَدَّسَنَا أَسَدْ قَالَ حَدَّسَنَا حَمَّادُ بْنِ زَيْدْ عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر خيبر كن نهي لدي أن أكل لحوم الحمر الأهلية مانوس olan merkeplerin etlerini yemekten خيبر كن نهي لدي yemeyin dedi ve أذن في لحوم الخيل فقط at etini yemesine izin verdi. Atın etlerini yiyin ama merkeplerin etlerini yemeyin dedi. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena İbrahim ibn Beşşar kâle haddesena Süfyan hâve haddesena Fahdu kâle haddesena Muhammed ibn Sa'id kâle haddesena Süfyanen Amrinen Cabirin radıyallahu anh kâle Cabir radıyallahu anh dedi ki et'amenen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz it'ameyledi luhûmel khayli. Atın, at etlerini it'am eyledi, yedirdi. Yani yiyin dedi. Ve nehâna an luhûmil humur. Fakat merkep etlerinden nehyeledi ki bunları yemeyin. Şimdi bu Khayber vakasında iki şey sadir oluyor Peygamber Efendimiz'de. Birisi at etinin helal olduğu, diğeri de merkep etlerinin haram olduğu. Bu iki hüküm Khayber'de vakı oluyor. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن جريج أن أبا الزبير المكي أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول جابر بن عبد الله dedi ki أكلنا زمن خيبر biz خيبر zamanında خيبر vakasında yedik الخيل والحمار الوحشية at eti yedik bir de vahşi himarları yaban merkeplerini yedik. وَنَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِ. Fakat ehli olan insanların büyüdüp beslediği himarların yemesinden nehyeyledi. Demek ki merkep iki kısım oluyor. Bir kısmı insanların elinde menus olan himar, bir kısmı da vehşi, kimsenin elinde değil, dağda, yabanda gezen himar. O yenir. O av hükmünde olduğundan o yenilir. Fakat insanların beslediği yerdir. Haddesena Fahdun kâle haddesena Muhammed ibn-i Sa'id kâle akberena Ebu Halid el-Ahmer kâle an ibn-i Cüreycin an ibn-i Cüreycin an Ata an Cabir'in mislehu. Ata Cabir'den aynı hadisi şerifi rivayet eyledi. Haddesena İbrahim ibn-i Merzuk kâle akberena Ravh ibn-i Ubade kâle haddesena ibn-i Davud قال حدثنا ابن علي حدثنا ابن علي بن حكيم الأودي سعيد عن أبي إسحاق عن البراء سمعه منه أبو إسحاق'tan rivayet ediyor o da Bera'dan ki Ebu İshak Bera'dan işitmiş bunu bizzat. قال أسبنا حمرا يوم خيبر Bera dedi ki biz Khayber günü bir takım merkepler elde ettik. فطبخناها onları kestik. Etlerini pişirdik. فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Bir de bakıyoruz ki Peygamber Efendimiz'in gönderdiği adam nida ediyor. اَنْ اَكْفِهُ الْقُدُورِ Tencereleri yere dökünüz diye münadi çağırıyor. Demek ki onlar hazırlamışlar yemeği ama yemek nesip olmamış. Resulullah Efendimiz onları döktürmüş. حَدَّسَنَا İbrahim ibn-i Merzub قال حدثنا بشير بن عمر
قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن أبي أوفى رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. عدي بن ثابت iki sahabeden rivayet ediyor. Birisi Bera ibn Azib, birisi de İbni Ebi Evfa, Abdullah ibn Ebi Evfa. Her ikisi de aynı hadisi şerifi rivayet ediyorlar ki merkepleri yakalamışlar, kesmişler, pişirmişler. Yemeden evvel Resulullah Efendimiz münadi çıkarmış, münadi bağırmış ki pişirdiğiniz etleri dökünüz. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن ورجة قال أخبرنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما مثله ولم يذكر خيبر. Burada da عدي بن ثابت أين حديث الشريف روايت ediyor. Fakat bak onun Khayber'de olduğunu zikretmiyor. Yukarıki rivayette Khayber'de olduğunu zikrediyor. Burada mutlak zikrediyor. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن إبراهيم الهجري عن ابن أبي أوفى مثله عبد الله بن أوفى أين رواية كذب. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه مثله عبد الله بن أبي أوفى شيباني رواية ديور وحديث شريف. حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا سفيان قال أخبرنا عمرو قال قلت لجابر بن زيد. وحديث الشريف ده إمام التحاوي إمام الشافعي واسطة سيدة سفيان السوري دان وده عمرو دان رواية ديور عمرو بن دينار رجك وديور كي بن جابر بن زيد ديدم كي إنهم يزعمون ناس اعتقاد ediyorlar ki ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kad neha an luhumil humru lehliye. Bu evlerde beslenen merkeplerin etinin yenilmesinde nehyeylediğini nasıl zannediyor? Böyle etikad ediyorlar. Doğru mu bu? Sordum Cabir ibn-i Zeyd'e diyor. Fekale Cabir buyurdular ki kâne yekûlu zâlik. Bunu böyle derdi kim? El-Hakem ibn-i Amr'in el-Gıfari anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Hakem ibn-i Amr'in el-Gıfari Resulullah Efendimiz'den böyle rivayet ederdi ki merkeplerin eti yenilmez. Ve lakin eba zâlikel hibru. Lakin şu alim var ya, o hibir denilen alim bu iba etti, bunu kabul etmedi. Hibirle maksat yani ibn-i Abbas'ın radıyallahu anh'ın Allah, Abdullah ibn-i Abbas'ı kastediyor. Nas böyle diyorlar ama Abdullah ibn Abbas bunu kabul etmiyor. Ve kara okudu. Abdullah ibn Abbas'ın okuduğunu söylüyor. Estağfirullah. Kul la ecidu fî mâ uhiye ileyye muharramen alâ ta'imin yet'amuhu el ayet. Abdullah ibn Abbas'a demişler. Abdullah ibn Abbas bu ayeti kerimeyi okumuş ki bu ayeti kerime mucebince merkebin Kur'an-ı Kerim'de haram edildi ki yok. Kul la ecidu. Sen de ki ben bulamadım fîmâ uhiye ileyye, bana vahyedilen Kur'an'da muharremen haram edilmiş bulamadım. Alâ ta'imin yet'emuhu, bir yiyene ki yiyor. Ona peki var mı? Kur'an'da hümür-i ehliyenin haram olduğuna dair yok. Öyleyse Abdullah ibn Abbas bunu kabul etmiyor. Yani haram değildir, helaldir demek istiyor el-ayet. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر. حضرة أبو هريرة diyorlar ki خيبر günü رسول الله Efendimiz nehy eylediler. أن لحوم الحمر الإنسية. İnsanların kendileri besledikleri merkeplerin etini yemekten. Evet. حدثنا فاتون قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا الدراوردي قال حدثني محمد بن عمرو فذكر بإسناده مثله. محمد بن عمرو أين حديث الشريف الدراوردي رواية ديور. حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه. Bu hadisi şerifi de Enes ibn-i Malik'ten rivayet ediyorlar. Kale Hazreti Enes buyurdular ki لَمَّ افْتَتَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَيْبَرْ
Vaktaki Peygamber Efendimiz Hayber'i fethiyledi. Esabu humran. Bir takım merkeplere isabet ettiler, yani elde ettiler. Fatabahu minha. Onlardan bazılarını kestiler ve pişirdiler. Fenada münadin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Münadin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin münadisini de buyurdu. Ne dedi? Ela innallaha ve rasuluhu. Biliniz, agah olunuz ki Allah ve Resulü yenheyanikum, sizi nehyediyorlar. Anha, bu merkeplerin etlerini yemekten sizi nehyediyorlar. Fe inneha necisün, çünkü merkeplerin eti necistir diye böyle nida ettiğini haber veriyor. Bunu ashab-ı kiram işittiler. Fe ekfevül kudur, tencerelerdeki etleri döktüler. Çünkü necis olduklarını vahyen bilmiş oldular. حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا هشام عن حماد عن محمد عن أنس وأيوب عن محمد قال حماد وأظنه عن أنس رضي الله عنه حماد diyor ki ben zannediyorum bu rivayet Enes'ten, Enes ve Eyyub'dan ikisinden geliyor da fakat galibi zanni Enes'ten gelen rivayet. قال Hazreti Enes dediler ki Ütiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yevme Hayber, Hayber günü Peygamber Efendimiz'e getirildi. فَقِيلَ لَهُ, ona denildi ki Resulullah Efendimiz'e geldiler de dediler ki اُكِلَتِ الْحُمُرُ, himarları, himarlar yenildi, yani elimizde merkep kalmadı, himarları kesip yiyorlar, evvela bu haber geldi, merkepleri yiyorlar. فَسَكَتَ, Resulullah Efendimiz sükut buyurdular. ثُمَّ اُتِيَ, sonra Peygamber Efendimiz'e gelindi. فَقِيلَ لَهُ, Resulullah Efendimiz'e dediler ki feniyetül humur, bitti, tamam oldu, merkepleri yediler. Evvelki haberde merkepleri yemeye başladılar, haberi geldi. Peygamber Efendimiz sükut etti, ikiniz de dediler ki merkep kalmadı, yediler. Fe emere Eba Talha, Eba Talha'ya emretti. Yunadi, münadi, nida etsin. Dedi ki git çağır ki Allah ve Resulü merkepleri yemekten nehyediyor, çünkü bunlar necistir. ثُمَّ زَكَرَ مِسْلَهُ اَيْنَ hadisi şerifi zikreyledi. Yani o da gitti, nida etti ki bunları necistir, Allah ve Resulü nehyediyorlar. Onlar da tencerelerdeki etleri döktüler, yemediler. حَدَّسَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ اَنْ مُحَمَّدٍ اَنْ اَنَسٍ عَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Hazreti Enes'ten de aynı rivayet geldi. حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية قال أخبرنا الزبيدي عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى. أبو ثعلبة diyor ki Peygamber Efendimiz nehy ettiler. En külli zinabin, her bir diş sahibi, başka hayvanları dişiyle parçalayıp yiyen hayvanların yenilmesinden nehyilediler. Onlar da neden? Minessiba, canavarlardan. Başka hayvanları parçalayan diş sahibi canavarların etinin yenilmesinden nehyilediler. Ve an luhumil humuri lehliye. Bir de insanların besledikleri merkeplerin etinin yenilmesinden nehyilediler. İkisini Peygamber Efendimiz müsavi kılmış. Ha bir ayı, kurt, aslanın eti, ha bir merkebin eti. İkisi de necis. Haddesena Fatun kâle haddesena ibn Ebi Meryem kâle haddesena İbrahim ibn Süveyd kâle haddeseni Yezid ibn Ebi Ubeyd Mevla Selamet ibn el-Ekva. Yezid ibn Ebi Ubeyd rivayet ediyor. O da kimmiş? Selamet ibn el-Ekva'nın kölesiymiş. Kâle ahbereni Seleme. O köle diyor ki bana Selamet ibn el-Ekva rivayet eyledi ki ashab-ı kiramdan. اَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Selamet-i bin Rekber diyor ki biz Resulullah Efendimiz'le beraber idik. مَسَاءَ يَوْمٍ, şul günün akşamındaki اِفْتَتَحُوا خَيْبَر, Hayber'i fethettiler. Hayber'i fethettikleri günün akşamı biz Resulullah Efendimiz'le beraber idik. فَرَاءَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Peygamber Efendimiz gördü. Niranen tuğkat. Baktı ki ateşler yakılmış. Gece vakti. Her tarafta ateş yanıyor. Fekale ma hadihin niran. Bu ateşler nedir? Diye sordu. Kalu, dediler ki
ala luhumil humuril insiye. Merkepleri boğazlamışlar, onların etlerini pişiriyorlar. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdular ki, ahriku, dökünüz. Neyi? Ma ul bir eti ki fiha, bu kablarda, bu tencerelerde pişiyor. Bu tencerelerde pişen bu etleri dökünüz. Veksiruha, o kapları da kırınız. Yani gudur. Gudur, topraktan yapılan kap ki, güveş derler onlara. Onlar ateşe vursun, kaynar. Siz bu eti dökün, o güveşleri de kırın. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ Cemaatten birisi dedi ki, اَوَنَا أَصِلُهَا Ya Resulallah, onu kırmasak da yıkasak olmaz mı? Hani kırın buyurdu ya, necis oldu. Onu ya Resulallah, yıkasak olmaz mı dedi. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْزَاكَ Yahut da yıkayın. Yani ikisi de olur. Ya kırın, yahut da yıkayın, temizlensin. Yani o himar etinin necis olduğunu beyan ediyor. Resulullah Efendimiz, bak bu eti dökün, kablarda necis oldu, kabları ya kırın ya yıkayın. Haddesena İbrahim ibn Merzuk, kâle haddesena Ebu Asim, kâle haddesena Yezid ibn Ebi Ubeyd, en selamete fezekere nahvehu. İbrahim ibn Merzuk da yani selamete ibn-i Bekva'den eyni hadis-i şerifi rivayet ediyor. Hazreti Seleme ki meşhur, ashab içerisinde en ziyade süratli yürüyen adam o idi. Çok süratli yürürdü o. Öyleyse şimdi bu kadar hadisler geldi. Bunlar tevatür derecesinde oldu. فَكَانَتْ هَذ۪ي لَاثَار İşte bu hadisler oldu. قَدْ تَوَاتَرَتْ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den tevatür olarak varid oldu. بِالنَّهْيِ عَنْ اَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَ Ehli, insanların arasında yaşayan merkeplerin etinin yenilmesinden nehi hakkında tevatüren geldi. Tevatüren geldi ki caiz değil. Bitti. Yani hüküm tamam oldu. Fekanet öyleyse oldu. Evlel eşyai bina bize layık olan şeylerin evlası oldu. Ennehmile hadise Galib ibn-i Ebcer yukarıda dersin başında okuduğumuz Galib ibn-i Ebcer'in hadisini hamletmek oldu. Ala ma vafakaha bu tevatüren gelen hadislere muvafık olan bir hüküm üzerine muvafık bir manayı hamletmek bize evle oldu. La ala ma halefaha tevatüren gelen hadislere muhalif bir tevile gitmeyelim. Ya ona muvafık bir tevile gidelim, bize layık olan o oldu. Bu yukarıki dersin başında geçti ya, Galib ibn-i Ebcer, Resulullah Efendimiz'den sormuştu. Evet. O ne dedi? Dedi ki, ya Resulullah, benim malımın hiçbir şeysi kalmadı. Merkeplerden başka çoluk çocuğuma yedireceğim bir malım kalmadı. O da dedi ki, malın iyisinden yedirsen daha iyi. Bu yani bu merkepler cevvaletül gariyedir. Gariyede köyde dolaşır. Temiz, murdar ne bulsa yer. Fakat malın temizinden yedirirsense daha iyi olur. Ondan şu mana çıktı ki yani temizinden varsa yedirir. Olmazsa merkepleri yedirir. Öyleyse merkebin etinin yenilmesi helal olduğu manasına çıkıyor. Diyor ki bak bu kadar hadisi şerif var ki Peygamber Efendimiz nehyiledi. Öyleyse bu Galib ibn-i Ebcer'in hadisini bu manaya hamledelim. Yani hangi manaya? İnsanların arasında besledikleri merkebin etinin haram olduğuna. Ya o nasıl emretmiş? Bu hümürü vahşiye. Yani yaban himarlarından yedirme manası. Yaban himari varsa yedir. Ama onu da yedireceksen daha iyi temiz malını yedir, daha iyi bulamazsan sen yaban hayvanı yedir. O manayı hamlederiz. Fekâle kavmün, ulemadan bir kısmı itiraz etti, dediler ki innemâ nehâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en zâlik. Khayber'de Peygamber Efendimiz merkeplerin boğazlanmasını, etinin yenilmesinden nehyeyledi. Bunun sebebi ibqâen alâzzâhri. Yüklerini taşıyacak hayvanları yoktu da merkepler tükendi, yükü neyle götürecekler? Ha, yük çekecek hayvan kalmadığından dolayı kalsın diye emretti ki yemeyin. Leysa ala veçit tehrim. Yoksa haramdır manasına değil. Merkepler tükenirse eşyayı neyle nakledecekler?
Yani bazıları da böyle iddia ettiler. Merkebet yemek haram değil. Fakat binecek hayvanları kalmaz. Resulullah Efendimiz bunun için nehyetti dedi. Varavu fi zalike, bu mesele hakkında onlar da rivayet eylediler. Ne dediler? Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene Abbad ibn Musa el-Khatali kâle haddesene Yahya ibn Sa'id el-Umevi an il-Ameş kâle huddistu an Abdurrahman ibn Ebi Leyla. Abdurrahman ibn Ebi Leyla'dan bana rivayet olundu. Kâle ibn Abbas radıyallahu anhuma. Abdurrahman ibn Ebi Leyla dedi ki Abdullah ibn Abbas buyurdular. Mâ nehâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yevme Khaybar. Peygamber Efendimiz Khaybar günü nehyeylemedi. En ekli luhumil humuril ehliyye, merkeplerin etlerinin yenilmesinden nehyeylemedi. İlla min ecli enneha zahrun. Onlar yükü çeken hayvanlar olduğundan bunun için nehyeyledi. Onları keser yerlerse bu sefer yüklerini çekecek hayvan kalmaz. Öyleyse bu hadisi şerif neyi beyan ediyor? Resulullah Efendimiz merkebetini tahrip etmedi. Ya yük çekecek hayvan bulunsun diye nehyeyledi. Bir bu hadisi şerif. İkinci bir hadisi şerif daha getiriyor. Haddesena Fatun kâle haddesena ibn Ebi Meryem kâle ahberena Yahya ibn Eyyub an ibn Cüreycin enne Nafi'an ahberahu an Abdillah ibn Umar kâle neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ikinci hadiste Abdullah ibn Ömer'den. Abdullah ibn Ömer diyorlar ki neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz nehyelediler. En ekli l-himaril ehliyi yevme Khaybar. Khaybar günü merkebin etini yenilmesinden nehyelediler. Ve kânû kad ihtâcu ileyhâ. Halbuki onların merkebe ihtiyaçları vardı. Yani binmeye, yüklemeye ihtiyaçları olduğundan dolayı onun için nehyeledi ki bu hayvanları keser tüketirsinizse eşyayı neyle nefredeceksiniz? Bunun için oldu. Üçüncü bir hadisi şerifte haddesena Yezid ibn-i Sinan kâle haddesena Mekki ibn-i İbrahim ve Ebu Asim kâle akberene ibn-i Cüreyc kâle akbereni Nafi kâle ibn-i Ömer sümme zekere mislehu. Yine Abdullah ibn-i Ömer'den başka bir senetle rivayet eylediler. Şimdi bunların dedikleri doğru mu? Abdullah ibn Ömer'den ve Abdullah ibn Abbas'tan rivayet eylediler ki merkebeti haram değil. Fakat binecek hayvan, yük yükleyecek hayvan kalmadığından dolayı nehyeledi ki kesmeyin, lazım olur bize. Buna cevap lazım. Diyor ki فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ. Bu mesele hakkında onların aleyhine bizim hüccetimizdendir. Yani onlara cevap veriyoruz ki اَنَّ جَابِرًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. Hazreti Cabir kad akbara haber verdi ki Enne'n-Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz at'amahum yevmeyizin Khaybar günü ashab-ı kirama yedirdi luhumel khayli. At etini yedirdi. At etini yiyiniz, merkebetini yemeyiniz dedi. Hazreti Cabir bu hadis-i şerifi rivayet eyledi. Ve nehahum en luhumil humur. Merkebetinden nehyeledi. Fakat at etinden nehyelemedi. At eti yiyin dedi. Ve hum kânu ilel khayli ahvece minhum ilel humur. Eğer ihtiyaç meselesini düşünürsekse insanın ata ihtiyacı merkebe ihtiyacından daha fazladır. Yani sizin dediğiniz gibi ha bak binecek hayvana ihtiyacımız var. Yük yüklemeye ihtiyacımız var. Onun için merkepleri yemeyin. Öyleyse ata hiç yemek caiz olmaz. Ata ihtiyaç daha fazla. At merkepten daha evla. Demek ki sizin dediğiniz bu dava doğru değil. فَدَلَّ تَرْكُهُ Peygamber Efendimiz'in terk ettiği, delalet ettiği neyi? مَنْعَهُمْ اَنْ اَكْلِ لُحُمِ الْخَيْلِ At etini yemekten men'i terk etti. Men etmedi onu. At eti yiyin dedi. Bu delalet ettiği neyi? اَنَّهُمْ كَانُوا فِي بَقِيَّةٍ مِنَ الزَّهْرِ Demek ki bu delalet ediyor ki onların binecek hayvanları vardı. Yoksa at etinde atları da men ederdi. Halbuki at eti yemesini men etmedi. At eti yiyin dedi. Ama merkebeti yemeyin. Şu halde binmek için değil, binecek hayvanımız kalmaz. Bu manada değil. Çünkü binecek hayvanı kalmazsa merkebi men ettiği gibi ati de men ederdi. Evet. وَلَوْ كَانُوا فِي قِلَّةٍ مِنَ الزَّهْرِ Eğer yük yükleme için hayvanları az olsaydı حَتَّ اَحْتِيجَ لِذَٰلِكَ Buna ihtiyacı olsaydı
en yemne'u min ekli luhumil humur. Bunun için bindirecek, yükleyecek hayvanları az olduğundan dolayı merkeplerin etinden nehi bunun için vakı olsaydı lekânû ilel men'i min ekli luhumil hayl ahvec. Atın etinin yemesinden meni evla bir terik olurdu. Madem binecek hayvanları yok, merkepleri kesmiyorlar da ateş kesmesinler. Ata binilir, atına harp edilir, at daha fazla yük çeker. لَاَنَّهُمْ يَحْمِلُونَ عَلَى الْخَيْرِ Çünkü at üzerine yükledikleri كَمَا يَحْمِلُونَ عَلَى الْحُمُرِ Merkebe yüklediğini ata da yükler. وَيَرْكَبُونَ الْخَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ Ondan sonra atlara binerler, harpe koşarlar, sağa sola koşarlar. Merkebun işini görmez. Evet, ata binerler. لِمَعَالِمْ Bir takım manalar, maksetler için binerler ki لَا يَرْكَبُونَ لَهَا الْحُمُرِ Merkebe onun için binmezler, binemezler. Çünkü onu görmez. Yüke gelince at merkepten daha çok yük götürür. Bir de at icabında düşmanı kovacaksan atına çabuk gidersin. Kaçacaksan çabuk kaçarsın. Daha birçok manalar var ki atta o faziletler var, merkepte yok. Öyleyse demek ki bunların sizin dediğiniz gibi yük yüklemeye ihtiyaçları var da onun için merkebetlerini yemekten menileri bu manaya değil. فَدَلَّ مَا زَكَرْنَا Bizim bu zikrettiğimiz delalet etti ki اَنَّ الْاَلَّةَ اللَّتِي شُرْ بِالْاَلَّتِي لَهَا o illet için مُنِعُوا مَنْ عُلُنْدِ Ashab-ı kiram مِنْ اَكْرِ لُحُومِ الْحُمُرُ Merkebetlerini yemekten men olundular. Bu leyset hiye bu olmadı. Hasil ille bu illet olmadı. Yani binecekleri yoktu da onun için men olundu. Yok bu değil. Ya başka bir mana var. O da ne? Himar etinin necis olması için. Aleykümselam. Vallahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ve kad kâle âherûn. Başkaları dediler ki innemâ münû yevme izin. Hayber günü ashab-ı kiram men olundular. Min ekli luhûmil humur. Merkep etlerinin yenilmesinden men edildiler. لَأَنَّهَا حُمُرٌ كَانَتْ تَاكُلُ الْعَذِرَةِ Onlar öyle merkepleriydi ki pislik yerdiler. Pislik yediklerinden dolayı Resulullah Efendimiz de men etti. Pislik yiyen hayvanın eti yenilmez diye. Onun için men etti. وَرَوَا فِي ذَٰلِكَ Bu mesele hakkında da rivayet eylediler. مَا حَدَّسَنَا إِبْرَاهِمِ بْنِ مَرْزُوقٍ İbrahim İbni Merzuk'un bize rivayet etmiş olduğu hadisi rivayet eylediler. قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن الشيباني قال ذكرت لسعيد بن جبير Şeybani diyor ki ben Sa'id ibn Cübeyr'e söyledim, zikreyledim hadise bini Ebi Evfa İbn Ebi Evfa'nın hadisini fi emrin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem iyyahu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiğini bi ikfa'il kuduri yevmi hayber Hayber günü tencerelerdeki kaynayan etlerin dökülmesini Abdullah ibni Ebi Evfa rivayet ediyor. Bunu söyledim ki Resulullah Efendimiz niçin döktürdü etleri o günü? Fekale İbni Ebi Evfa dedi ki innemâ nehâ anha Peygamber Efendimiz o günü Hayber günü merkep etlerinin dökülmesini emretti, yenilmesinden lehiyledi. لَأَنَّهَا كَانَتْ تَأْكُلُ الْعَذِرَ Merkepler pislik yerdiler. Necis yerdiler de onun için emretti. İşte öyleyse bu hadis delalet ediyor ki o zaman da merkepler pislik yemeye alışkın imiş. Onun için döktürmüş. Evet. Esselamu aleyküm. Aleykümselam. فَقَالُوا dediler ki فَاِنَّمَا نَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz nehyiledi en ekliha merkep etlerinin yenilmesinden nehyiledi lehâzî l'illeti bu illetten dolayı necis yiyen hayvanlar olduklarından dolayı nehyiledi. Fete aleyhim fizalik bu mesele hakkında böyle diyenlere reddiye olarak bizim hüccetimizdendir. Ennehu lev lem yekün câe fîhâda bu mesele hakkında gelmeseydi İlla el emru bi ikfa'il hudur illa tencerelerin
dökülmesinin emri gelseydi, hiç başka bir şey olmasaydı da yalnız tencereleri dökün, bu emrin bize vasıl olması olsaydı, lekâne zâlik, bu mühtemilen, bu mesele mühtemil olurdu, ihtimal olurdu. O kudurdan sonra bir de fazla. Evet, mühtemil olurdu. Lima kâlu, bunların dediğine. Tencereleri dökün. Demek ki neden? Eğer yalnız emretseydi ki tencerelerin içindeki eti dökün deseydi, sizin dediğiniz doğru olabilirdi. Velakinnehu kad caaza. Bu geldi. Tencerelerdeki etleri dökün. Bu emir geldi. Ve caen nehyu fi zalike mutlaka. Bir de mutlak merkebeti yemeyin diye. Bu emir de geldi. İki emir geldi. Tenceredeki etleri dökün. Bir de mutlak olarak yemeyin. Yemeyin dediği gibi mesele iki şekil oldu. Haddesene, bu mutlak nehi hangisi? Onu da rivayet ediyor. Buyuruyor ki haddesene Ali ibn-i Ma'bed. Kale haddesene Şebabet ibn-i Sevvar. Kale haddesene Ebu Zeyd Abdullah ibn-i Ma'la. Kale haddesene Müslim ibn-i Mişkem. Katibi Ebi'd-Derda. Müslim ibn-i Mişkem de Ebi'd-Derda'nın katibiymiş. Mişkem. Radıyallahu anh. Kale semi'tu Eba Sa'lebetel Huşeni. Eba Sa'lebetel Huşeni, ben işittim. Yekulu, derdi ki Eteytün Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem fekultu. Ben geldim Peygamber Efendimiz'e, dedim ki ya Resulallah, haddisni ma yehillu li mimma yehrum aleyye. Bana helal olan şeyden haram olan şeyi beyan et. Haram olan şeylerden bana nedir helal? Hangisi helal, hangisi haram? Fekale, buyurdu ki la te'kulul himarel ehliye. Himar-ı ehliyi yeme, merkebetini yeme. Ve la kulle zinabim mine siba. Yırtıcı hayvanlardan da diş sahibi olanları yeme. Bu hadiste Peygamber Efendimiz'in kelamı oldu. Cevaben li suali Ebi Sa'lebete. Ebi Sa'lebe'nin sualına cevap oldu. Kime suali? İyyahu Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz'e sualının cevabı oldu. Neden suali? Amma yahillu lehu, kendisine helal olan şeyden suali. O halalda neden? Mimma yahrumu aleyhi, ana haram olan şeylerden ne helal oldu? Onu soruyor. O da ne buyurdu? Haram olan şeylerden sana helal olan nedir? Merkebetini yeme, bir de sibadan, canavarlardan diş sahibi olanı yeme, diğerleri helaldir. Fedelle zalik, bu hadisi şerif delalet etti ala nehyi, Peygamber Efendimiz'in nehyettiğine, an ekli luhumil humuril ehliye, merkebetlerinin, ehli olan merkeplerin etlerinin yenilmesinden nehyine delalet etti. La li'illetin, bir illet için değil ki, tekûnu illet olur fi ba'dihâ dûne ba'din. Bâsında olur, bâsında olmaz. O da neden? O bâsında olup bâsından olması, min eklil azireti, necisi yemesinden ve ma eşbihâ, necise benzer şeylerden. Hayvanların bazıları yer, bazıları yemez. Öyleyse o zamanki hayvanlar yerlermiş, onun için necis imiş. Bu zamandaki merkepler yemezse necis olmaz. Bunun için değil. Şimdi o ötekiler böyle iddia etti ki o zamanki merkepler necis yerlermiş de onun için Peygamber Efendimiz nehyetti. Yok diyor. Bunun için değil. Ya velakin leha fi enfusiha. Onların merkep etlerinin kendi nefislerinde bir şey var, bir illet var. O illet için nehyetti. O da ne? Necis olması. Etin kendisinin necis olması. Vakat cealaha sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz bu merkebetlerini kıldı. Fî nehyihi anâ. O etlerin yenilmesinden nehyettiğinde o etleri kıldı. Kezin nâbi minessibâ. Yırtıcı canavarlardan diş sahibi olanlar gibi kıldı. Mesela kurt, ayı, arslan, parçalar, diğer hayvanları yer. Onların eti nasıl haramsa merkebin eti de öyle haramdır. Onların ikisini müsavi kıldı. Fekemâ kâne zûnâbin, diş sahibi canavarlar olduğu gibi, menhiyen anhu, onların etinden nehyedilmiş oldu. Lâli illetin, bir illet için değil. İlleti bunlar da necis yerlerde, onun için böyle bir illet beyan et ve eylemedik Peygamber Efendimiz. Kâne kezâlikel humurul ehliye, öyleyse ehli olan himarlar da böyle oldu. Menhiyen anha,
ondan lehyedilmiş oldu. La li'illetin bir illet için değil. Bir illet var da o illet dolayısıyla yok. Öyle bir illet yok. Fakat kâle kavmun yani bir illet yok ya onların etlerinin kendileri necis. Onun için lehyedildi. Burası bu. Şimdi başka bir takım zatlar da geldi dediler ki yok. Böyle değil. O günün merkepleri gasp ettiler. Onun bunun maliydi, aldı. Onun bunun malını kestiler, pişirdiler. Gasp etmek de haramdır. Peygamber Efendimiz onun için lehyeyledi. Bu da başka bir iddia. Fakat kâle kavmun ulemadan bir kısmında dediler ki inne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz innemâ neha anha himarların etlerinden lehyeyledi. Leennehâ kânet nühbeten. Çünkü onlar gasp olunmuş idi. Gasp onun bunun mali. Tabi caiz olmaz. وَرَوَا فِي ذَٰلِكَ bu mesele hakkında da rivayet eylediler. Kendi davaların ispat için. حَدَّسَنَا بْنَ اَب۪ي دَاوُدُ قَالَ حَدَّسَنَا عَمْرُ بْنُ مَرْزُوكُ قَالَ حَدَّسَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادُ اَنْ يَحْيَ بْنَ اَب۪ي كَثِيرُ عَنِ النُّحَاسِ الْحَنَف۪ي عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَ عَنْ اَب۪يهِ اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Sinan İbni Seleme babasının rivayetiyle Seleme dedi ki Merre enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz Merre yevme Khayber Khayber günü yürüdü gitti bi gudurin bir takım tencereler üzerine vardı ki fiha lahmu humurin nas nasın merkeplerinin etleri o tencerelerde onlara vardı, gördü. Fe emere biha. Peygamber Efendimiz emretti onlara. Fe ükfeyat. O etler döküldü. Şimdi burada diyor ki nasın merkeplerinin etleri. Demek ki başkalarının merkeplerini gasp etmişler. Onu boğazlamışlar, pişirmişler. Bundan bu anlaşıldı. Öyleyse gasp edilen hayvanın eti haram olduğunda Peygamber Efendimiz döktürdü. Fe kâne minel hücceti aleyhim fî zâlik. Bu mesele hakkında bunlara da vereceğimiz hüccettendir. Onların aleyhine bizim lehimize olan hüccettendir ki enne kavlehu humurun nas nasın merkepleri sözü yehtemülü en yekûne intehâbûha minen nas caiz ki sizin dediğiniz gibi nasın merkeplerini gasp etti aldılar. Bu ihtimal var. Ve yehtemülü en tekûne nusibet ilen nas bir ihtimal da var ki nasın merkepleri dediler leennehum yerkebûneha Nas onlara bindiklerinden Resulullah Efendimiz Nas'ın himarları dedi. Hakikaten gasp olunmuş değil de Nas ona biniyor. Yani Nas'ın milletin bindiği merkepleri niye yediniz? Bu manaya da gelebilir. فَيَكُونُ النَّهْيُ وَكَا عَلَيْهَا Nehi bu himarların etine vaku oldu. لَاَنَّهَا اَهْلِيَّتُنْ Bu ehlidir. Ehli olduklarından, vehşi olmadıklarından. Vehşi olsalar av cinsinden olur, etleri helal olurdu. Ehli olduklarından helal olmadı. La ile gayri zalik. Başka bir illetten değil. Ehli olan himarın eti yenilmez. Başka illet aranılmaz. Kalu dediler ki fe innehu kadruye fi zalik bu mesele hakkında rivayet edildi. Ma yedullu ala enneha kânet nöhbeten. Biz gasp olduğu hakkında delil getiririz dediler. Bunlar nasub idi. فَذَكَرُوا مَا حَدَّسَنَا أَحْمَدُ بْنِ دَاوُدُ Ahmed ibn Davud'un rivayet etmiş olduğu hadisi zikreylediler. قَالَ حَدَّسَنَا أَبُوَ الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّسَنَا شُعْبَةٌ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ أَصَابُوا مِنَ الْفَيْءِ حُمُرًا فَذَبَحُوهَا İşte bu hadis-i şerifte Bera diyor ki Nas feyden yani ganimetten bir takım himarları, merkepleri aldılar, boğuzladılar. Ganimetin malı teksim olmazdan evvel caiz değildir. Teksimden evvel alırlarsa bu haramdır. Ama teksim olur da herkesin hissesine düşerse o vakit helal olur. Ganimet teksim edilmezden evvel bunlar gitti, kapış kapış ettiler, merkepleri aldı, kestiler. Bak bu hadiste bu ne diyor? Öyleyse bu ayetler mesub olan merkeplerin etleriydi. Onun için Peygamber Efendimiz döktürdü dediler. Fekale Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz de buyurdu ki ekfir kudur. Tencerelerin etini dökünüz. Kalu bu zümre dediler ki febeyyene hadel hadis.
bu hadisi şerif beyan etti ki enne tilkel humure, o kesilmiş tencerelerde pişirilen merkepler kânet nühbeten, gasp edilmiş hayvanlar idi. Fekîle lehum, onlara cevaben denilir ki feizâ sebete ennehâ kânet nühbeten, sabit olsa ki bunlar masubudu, gasp olunmuştu, kemal zekertüm, sizin dediğiniz gibi diyelim ki ganimetten gitti, gasp etti, aldılar, getirdi, boğazladılar. Böyle olsa fema delilikum, sizin deliliniz nedir? Ala enne nehye kânet linnühbe, Peygamber Efendimiz etleri döktürdü, bu masub olduğundan dolayı. Bunu neyle ispat edeceksiniz? Farz et ki delil gitti, gasp etti, getirdiler. Gasp edip getirmekle haram olur mu? Bir adam geçse birisinin koyununu gasp etse, getirse, kesse koyun haram olur mu? Koyun haram olmaz. Koyun eti gene halal. Fakat gasp etti ki haram. Bunun nihayet kıymetini öder. Etin kendisi necis olmaz ya. Şimdi siz diyorsunuz ki bu merkepler gasp olundu ya. Gasp olundu. Bunu kabul etsek etin necis olduğunu neyle ispat edeceksiniz? Buna deliliniz ne? Ve ma cealekum bi tevili zalike nehyi. O nehyin tevilini kılmanız ennehu kâne linnühbeti, mesup olduğundan, gasp olunmuş hayvanlar olduğundan dolayı nehyedildi diye tevil ediyorsunuz. Bu olmadı. Evla min gayrukum. Başkanızın, başkalarının, sizden başkalarının tevilinden evla olmadı. Fi tevilihi ennen nehye anha kâne deha fi enfüseha lâli nuhfe. Başkaları diyorlar ki hayır, onların nefislerinde bir illet var ki o et necistir. Yoksa mesup olduklarından dolayı değil. Böyle tevil etti. Siz de diyorsunuz ki hayır, mesubudular da onun için nehyedildi. Sizin kendi tevilinizi tercih ediyorsunuz ötekinin üzerine. Bu neden tercih ediyorsunuz? Daha nasıl evlak kılıyorsunuz? Siz öyle tevil ettiniz, onlar da böyle tevil etti. Sizin deliliniz neden kavi olsun? وَقَدْ زَكَرْنَا فِي حَدِيثِ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكِنْ hadisinde zikreyledik. اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ لَهُ. Peygamber Efendimiz Ashab-ı Kiram'a buyurdular ki اَكْفِئُوهَا فَاِنَّهَا رِجْسٌ, siz bu etleri dökünüz çünkü bu necistir. Bu hadisi Enes İbni Malik rivayet etti mi etmedi mi? Etti. Bak Resulullah Efendimiz mağsuptur demiyor. Siz bu etleri dökün çünkü bu necistir bu etler. فَدَلَّ ذَلِكْ, bu delalet etti ki عَلَى اَنَّ النَّهْيَ وَكَى عَلَيْهَا, bu etler üzerine nehi vaku oldu. لَاَنَّهَا رِجْسٌ, necis olduklarından dolayı. لَا لَاَنَّهَا نُهْبَةٌ, mağsup olduklarından dolayı değil. وَفِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَى, سَلَمَةِ بْنِ الْاَكْوَى hadisinde orucudur radıyallahu anh. اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ لَهُمْ, Peygamber Efendimiz Ashab-ı Kiram'a emreylediler ki اَكْفُوا الْقُدُورَ وَكْسِرُوهَا, siz o kapların içindeki eti dökünüz, kapları da kırınız. وَكْسِرُوهَا, hem de kapları kırınız. Bu da var. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ, dediler ki ya Resulallah, اَوْ نَعْسِلُهَا, kırmasak da yıkasak olmaz mı? Yani yıkasak, madem necistir, yıkamakla temiz olmaz mı? فَقَالَ اَوْ زَاكَ, yahut da yıkayınız. Ya kırınız, yahut da yıkayınız. Bu neye delalet etti? Delalet etti ki etin kendisi necis. فَدَلَّ ذَٰلِكَ اِذَا, bu da delalet etti ki عَلَى اَنَّ النَّهْيَ كَانَ لِنَجَاسَةِ الْحُومِ الْحُمُرِ, o merkeplerin, etlerinin necis olduğuna dan dolayı nehyolundu. Buna delalet etti. لَا لِأَنَّهَا نُهْبَةٍ, yoksa masub, gasp olunmuş hayvanların eti de onun için değil. وَلَا لِأَنَّهَا مَعْصُوبَةٍ, onun bunun mali talan edilmiş yahut da gasp edilmiş böyle olduğundan dolayı değil ya. Necis olduklarından dolayı nehi vâku oldu. اَلَا يُرَى, görülmez mi ki اَنَّ رَجُلًا, bir adam لَوْ غَسَبَ رَجُلًا شَاتًا, bir adamın koyununu gasp etse فَزَبَحَهَا وَتَبَخَ لَحْمَا, onu boğazlasa, onun etini pişirse اِنَّ, delalet evet, görülmez mi ki اِنَّ قِدْرَهُ الَّتِي تَبَخَ ذَلِكَ فِيهَا, o eti pişirdi ki kıdır, daha yeter necesi, teneccüs etmez, necis olmaz. Ya gasip hayvanı kesti, getirdi, bir tencerede pişirdi, bir kapta pişirdi, kap mırdar olur mu? Olmaz. Et necis olur mu? Et de necis olmaz. Ve enne hükmeha fi taharetiha, o kabın temizlikteki hükmü, hükmü ma tubhe fihi lehmun gayr masub,
gasp olunmamış bir eti getirir bir tencerede pişirirsen o nasıl temizse, gasp olunmuş eti de getirir tencerede pişirirsen o da temizdir. Yalnız gasp olunan hayvanın gaspi haram. Onu boğazlayıp da yemesi haram değil. Gasp ettik ki haram. Yoksa ha onu pişirmişsen ha başka bir eti pişirmişsen. Fedelle ma zekerna, bizim bu zikreylediğimiz delalet ettiği min emrihi iyyahu bi gasliha. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabların yıkamasını emrinden, kabları yapıp da yıkayın dediği bu delalet etti. Alâ necâseti mâhâfı bi gâsihâ. Demek ki o kablarda pişirilen merkebetleri burada olduğundan yakırın yapıp da yıkayın diye emretti. Yıkayın demesi neye delalet ediyor? Necis olduğundan. Ala en bu delalet etti ala enel emre allazi kana minhu, Peygamber Efendimiz'den sadır olan emir, bi terhi ma kana fiha, o tencerelerde kaplarda olan etin dökülmesinin emri oldu, li necasetiha, etlerin necis oldukları için oldu, la li gasbihim iyyaha, bu eti gasp ettiler bunun için değil. Ve kad rayna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'i biz gördük. Emre fi şatin, bir koyun hakkında emreyledi ki gusibet, gasp olunmuş. Fezubihat ve tubihat. Gasp olunmuş, boğazlanmış, pişirilmiş bir koyun hakkında Peygamber Efendimiz emreyledi. Bi hilafi hâza, bunun hilafını emreyledi. Merkeplerin etinin dökülmesi ve kaplarının yıkanması işinin tersinesine emretti. Hilafi. Nasıl? Onu da rivayet ediyor. Diyor ki haddesena Fahdun, kâle haddesena Nüfeyli, kâle haddesena Züheyru ibn-i Maviye, kâle haddesena Asim ibn-i Küleyl, an ebihi an racülin kâle hasibtuhu minel ensâr. Asim ibn-i Küleyl babasından, o da bir adamdan rivayet ediyor. O zat da ensardan olduğunu zannediyorum. Ki ennehu kâne mea Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem fî cenâzetin. Ensardan olan o zat Peygamber Efendimiz'de bir cenazede imiş. فَلَقِيَ رَسُولُ مْرَاتٍ مِنْ قُرَيْشٍ, Kureyş'ten bir kadının elbisesi tesadüf etti. Peygamber Efendimiz'e يَدْعُوهُ اِلَى تَعَامٍ, Resulullah Efendimiz'i yemeğe davet etti. Bir kadın ziyafet çekmiş, elçi göndermiş. O geldi diyor, bir cenazedeydik. O kadının elçisi adamı Resulullah Efendimiz'e mülakat oldu. Ya Resulullah, filan kadın ziyafete davet ediyor dedi. Gittik diyor, فَجِلَسْنَا مَجَالِسَ الْغِلْمَانِ مِنْ آبَائِهِ, biz gittik ki babalar yukarıda oturuyor, çocukları da aşağıda oturuyor, biz çocukların oturduğu yerde oturduk diyor. Bu ensardan olan zat Resulullah Efendimiz de çocukların, gılman dediği yani kölelerin yahut oğullarının oturduğu yerde oturduk. فَفَطِنَا آبَاؤُنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ, babalarımız oradan Resulullah Efendimiz'i orada gördüler, bunu anladılar. Resulullah'ı görünce, lan Resulullah gelmiş de bak aşağıda kölelerinin beraber oturuyor. Bunu anladılar. Ve fi yedihi ukletun, Peygamber Efendimiz'in elinde de bir lokma var, kaldırmış. Fekale, o esnada onlar demin Resulullah Efendimiz'i buyur ettiler, yukarıya falan buyur ettiler. Resulullah Efendimiz oturduğu yerden kalkmazdı. Bir mecliste nerede yer bulursa orada otururdu. Fakat en mühim olan şey, onlar bunu anladılar, Resulullah Efendimiz'e buyur dediler ama Peygamber Efendimiz elindeki lokmayı kaldırdı. Fekale, buyurdu ki inne hâzâ lehmü şâtin, bu bir koyun etidir dedi. Bir parça kaldırdı onu. Bu bir koyun etidir. Yuhbiruni, bana haber veriyor ki ennehâ uhizet bi gayri hillihâ, bu koyun eti haber veriyor ki helal bir terikle alınmamış bu. Haram bir terikle alınmış. Koyunun eti Resulullah Efendimiz'e haber vermiş. Onu orada bindiriyor ki bu bir koyun etidir fakat helal bir yoldan gelmemiş bu. Haram bir yoldan gelmiş dedi. Fekâmetil mer'etu, o davet eden kadın ayağa kalktı. Fekâlet, dedi ki ya Resulullah, ey Allah'ın Resulü, lem tezel tu'cibuni en tekule fî beyt, benim evimde yemek yemeyi ben çok arzu ederdim. Çok hoşuma giderdi ki gelesen benim evimde yemek yiyesen, onun için seni davet ettim. Ve inni erseltu ile Bekiye, ben Bekiye'ye gönderdim. Bekiye orada hayvanların satıldığı yeriydi. Belki sonradan Bekiye kabristan oldu. Oraya gönderdim. Felem tucet fihi şatun, oradan koyun alacaktım, koyun bulunmadı.
Ve kâne ahi iştera şâten el ems. Dün kardeşim bir koyun satın almış idi. Koyun bulamayınca kardeşimin koyunu hatırıma geldi. Fe erseltu biha ila ahli istemen. Kardeşime koyunun parasını gönderdim, koyunu getirdim. Parasını göndermiş, kardeşinin koyunu getirmiş, onu kesmiş. İşte bu eti o. Fekale, Peygamber Efendimiz buyurdu ki, et'imuha el-usara. Esirleri yediriniz dedi, Peygamber Efendimiz yemedi. Şimdi bu bir nevi gasip olmuş. Kardeşinden habersiz onu getirmiş. Gasip. Eğer gasp edilen hayvan necis olsaydı, Peygamber Efendimiz esirlere yedirin demezdi. Kendisi yemedi fakat esirlere yedirin dedi. Demek ki gasp olunan bir hayvan necis olmuyor. Madem besmele ile kesilmiş temizdir. Evet. Bunu ispat etmiş oldu. فَتَنَزَّهَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنَكْلَى Peygamber Efendimiz onun yemesinden içtinab etti, tenezzüh etti. وَلَمْ يَأْمُرُ بِتَرْحِهَا Bunu götürün, dökün demedi. Merkebetlerini döktürdü. Fakat bu koyunun etini döktürdü mü? Yok, döktürmedi. بَلْ اَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ بِهَا Belki emretti ki bunu tesadduk edin, esirlere yedirin. اِذْ اَمَرَهُمْ اَنْ يُطْعِمُوهَا الْاُسَارَ Onlara emretti ki bunları götürün, bayati götürün, esirlere yedirin. فَهَذَا حُكْمُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ İşte Peygamber Efendimiz'in hükmü budur. فِي اللَّحْمِ الْحَلَالِ Helal olan ette. اِذَا غُصِبَ فَاسْتُهْلِكَ Et gasp olunsa da istihlak olunsa hükmü budur. Yani nedir? Peygamber Efendimiz'in kendisi tenezzüh etti, yetmedi fakat onu necistir demedi. Başkalarına yedirin dedi, sadaka edin. فَلَوْ كَانَتْ لُحُومُ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ حَلَالًا عِنْدَهُ Eğer merkebetlerinin de helal olması lazım gelseydi, helal olsaydı, لَاَمَرَ ف۪يهَا Onlar hakkında da emrederdi. لَمَّنْ تُهِبَتْ Vaktaki o merkepleri sizin iddianıza göre gasp ettiler de, getirdi, boğazladılar. Ya gasp edilen hayvanın da eti necistir. Böyle olsaydı emrederdi Resulullah Efendimiz. بِمِسْلِ مَا اَمَرَ بِهِ ف۪ي هَذِهِ الشَّاتِ لَمَّا غُصِبَتْ Bu koyunun gasp olunduğunda Peygamber Efendimiz nasıl emretti? Öyle emrederdi. Yani bu etleri yemeyin fakat götürün esirlere yedirin. Demedi ki dökün dedi bak. Koyunda esirlere yedirin dedi. Merkeplerin etlerini dökün dedi ve kapları da yiyip kayın dedi. İkisi bir olmadı. وَلَاكِنَّهُ اِنَّمَا اَمَرَ ف۪ي لَحْمِ تِلْكَ الْحُمُرُ O merkeplerin etlerinde emreyledi. لَمَّا اَمَرَ بِهِ وَقْتَكِ emir sadir oldu. Ki dökündü ya, limanen bir mana için oldu. Öyle mana ki, hilafil manellezi, şol bir mananın hilafına ki, min eclihi emere fî lehmi hâzihi şâd. Bu koyun eti hakkında varid olan emri hilafına oldu. Lima emere bihi emretti diye. Koyun etinde neyle emretti? Esirlere yedirin dedi. Halbuki merkeplerin etlerin nehyinde bunun hilafına ne dedi? Dökün. Dökün ve kopları yıkayın dedi. Onun için masum merkepler idi de onun için döküldü. Bu dava sakit oldu. Masum değil. Masum olsa nefis olmaz. Ela yura görülmez mi ki enne racülen le ugasebe racülen şaten. Bir adam bir adamın koyununu gasp etse. Fezebeheha boğazlasa ve tabaka lehmaha etini pişirse. Ennehu la yu'meru biterhi zalik fi kavli ahedin minennas. Ulemadan hiçbir kimsenin kavlinde götür bu eti dışarıya dök denilmez. Adam gasp etmiş, ondan sonra boğazlamış, pişirmiş. Bu et necisir götürdük, hiçbir kimse bunu dediği yok. Niye et temizdir? فَكَذَٰلِكَ لَحْمُ الْاَهْلِيَّةِ الْمَزْبُوحَةِ بِخَيْبَرِ Khayber'de boğazlanan hayvanların, merkeplerin eti de böylecedir. لَوْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّمَا لَهَا عَنْهَا مِنْ اَجْلِ النُّهْبَةُ الَّتِي حُكْمَهَا حُكْمُ الْغَسْبِ Bunlar gasp edilmiş hayvanlardır da onun için lehyetti denilse gaspın hükmünde olur idi. İzen o takdirde öyle olurdu. لَمَا اَمَرَهُمْ بِتَرْحِ ذَٰلِكَ الْلَحْمِ O vakitte o etleri götürün, dökün demez idi. وَلَا اَمَرَهُمْ ف۪يهِ Onlar hakkında emrederdi. بِمِسْلِ مَا يُؤْمَرُ بِه۪ي مِنْ غَسْبِ شَاتٍ Koyun nasıl gasp edildi, onun hakkında nasıl emir olduysa öyle olurdu. Öyle koyun ki فَزَبَحَهَا وَتَبَخَ لَحْمَا Koyunu gasp etti, etini pişirdi. Resulullah Efendimiz ne dedi? Esirlere yedirin. Onlara da öyle emir verildi. Öyleyse
فَلَمَّنْ تَفَى vaktaki yok oldu. En yekûne nehyün nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in lehyi müntefi oldu, yok oldu. An ekli lühumil humur himarların etinin yenilmesinden lehyi. لِمَعْنَمْ مِنْ هَذِهِ الْمَعَالِ sizin iddia ettiğiniz bu manalardan bir mana için bu hüküm yok oldu, müntefi oldu. Yani sizin dediğiniz gibi gasp edilmiş yahut hayvanlar necis yemiş yahut da ganimetten alınmış bunların hiçbirisi için değil Peygamber Efendimiz'in nehyi. Bunların hiçbirisi yerinde olmadı. اَلَّتِي اِدَّعَاهَا وَالْبِ manalar ki bu manaları iddia ettiler. اَلَّذ۪ينَ اَبَاهُ لَحْمُهَا himarın etinin mübah olduğunu iddia edenler bir takım manalar getirdi ki o da gasiptir yahut da ya ganimetten alınmıştır yahut da necis yemiştirler. Bunlar müntefi oldu. Yani yok oldu. Davaları çürüdü. Sebete sabit oldu ki enne nehyehu zâlike anâ. Peygamber Efendimiz'in Hayber'de merkeplerin etlerinin yenilmesinden nehyi kâne lehâ fî nefsihâ. O etin nefsinde olan bir mana için nehyiydi. Onun nefsinde var. O da ne? Ne gibi? كَنَّهِيَ عَنْ اَكْلِ كُلِّ ذِينَابٍ مِنَ السِّبَعِ canavarlardan diş sahibi olup da diğer hayvanları yiyenlerden ne için nehy olduysa onun gibi oldu. فَكَانَ ذَٰلِكَ النَّهْيُ لَهُ فِي نَفْسِهِ o yırtıcı hayvanların etinden niçin men eyledi? O etin kendisinde bir mana var. Necis olması. Öyleyse merkeplerin etlerinde necis olması manası var. Bunun için nehy oldu. فَلَا يَنْبَغِي لَاَحَدٍ خِلَافُ شَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ bunlara hiçbir kimsenin bir muhalefeti layık değildir ki kalka buna muhalefet eder. فَاِنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَدْ قَالْ Peygamber Efendimiz buyurdular ki لَا اُلْفِيَنَّ اَحَدًا مِنْكُمْ sizden birinizi ben bulmayayım. مُتَّكِيَنْ عَلَى اَر۪يكَتِهِ kendi sandalyasına, tacına, tahtına yaslanmış. يَاتِهِ الْاَمْرُ مِنْ اَمْرِي benim emrim gelir, hadisim gelir, ona söylenir. فَيَقُولُ der ki بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللّٰهِ aramızda Allah'ın kitabı vardır. فَمَا وَجَدْنَا ف۪يهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ eğer Kur'an'da bir şeyi haram bulduksa haram kılarız. وَمَا وَجَدْنَاهُ مِنْ حَلَالٍ اَحْلَلْنَاهُ Kur'an'da helal bulduğumuzu da haram kılarız. Daha gerisini kabul etmeyiz der. Sizin birinizi böyle bulmayayım. Kur'an'da varsa var, yoksa ben kabul etmiyorum. Demeyin bunu. Niye? أَلَا وَاِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللّٰهِ biriniz ki Resulullah'ın haram kılmış olduğu şeyler فَهُ مِسْلُمَا حَرَّمَ اللّٰهِ Allah'ın haram kılmış olduğu şeyler gibidir. Demek Peygamber Efendimiz mucize olarak bildi ki bir zaman gelecek Resulullah'ın hadisine itibar etmeyecekler. Buyuruyor ki Allah'ın Resulü neyi haram kıldıysa Allah'ın haram kılması gibidir. Kur'an'da hümürü ehliyenin etinin haram olması var mı? Yok. Öyleyse helal deriz. Yok demeyin. Niye? Resulullah Efendimiz buyuruyor ki ben haram kılıyorum. Benim haram kılmam da Allah-u Teala'nın haram kılması gibidir. Haddesena bizalike Muhammed ibn-i Haccac. Kale haddesena Esed. Kale haddesena Muaviyyet ibn-i Salih. Enil Hasan ibn-i Cabir. Enil Miqdam radıyallahu anhu. Enil Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Yukarıda okuduğumuz hadisi şerifi İmam-ı Tahavi diyor ki bize Muhammed ibn-i Haccac senedi müttasil ile rivayet etti. Miqdam'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de. Hadisi şerifin maali şuydu ki sizden birinizi şöyle bulmayayım ki kendisi iskemlesinde yahut tahtında oturmuş ona Resulullah'ın emri şöyledir. Haber verildiği zaman da kabul etmez. Der ki ben Kur'an'da bulduğumu kabul ederim, Kur'an'da bulmadığımı kabul etmem. Der. Halbuki Resulullah'ın helal ve haram kılmış olduğu Allah'ın helal ve haram kılmış olduğu gibidir. Sizden biriniz bunu itiraz eder olmayın. Bu hadisi şerifi evet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de Miqdam o da ondan da Hasan ibn Cabir rivayet ediyor. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني الزبيدي عن مروان بن روية أنه حدثه عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن المقدام بن معدي كرب
el-Kindi radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kal. Başka bir senet ile yine Miktam ibn-i Ma'di Kereb'den, o da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor. Kale, Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki, İnni utitul kitabe ve ma ya'diluhu. Cenab-ı Hak bana kitap verdi ve kitaba muadil olan bir ilmi de verdi. O da nedir? Sünnet-i Nebeviyye. Yani Kur'an vehy-i münzel. Onu verdiği gibi bir de ona muadil olan sünneti, hadisi şerifeyi verdi. Yuşiku şeb'anu ala eriketihi. Yuşiku yakın olur ki şeb'anu karni tok olan bir adam. Ala eriketihi kendi tahtında, iskemlesinde, karyolasında oturmuş. Yekulu der ki beynena ve beynekum hadel kitab. Sizinle bizim aramızda işte bu Kur'an var. Fema kâne fihi min helalin halilnâhu. Kur'an'da halilnâhu, onu da haram kılarız. Ama ya gerisi, yani gerisini kabul etmeyiz. Kendinin karnı tok, güzel bir yerde de oturmuş, Resulullah'ın emrini söyledikleri vakit hiç kulak asmaz. Yok. Kur'an'da var mı? Kabul ederim. Yok mu? Kabul etmem. Böyledir. Ela ve innehu leyse kezalik. Biliniz ki böyle değildir. Bu adamın dediği gibi değildir. La yehillu zuna bin minessiba. Yırtıcı hayvanlardan diş sahibi olan helal değildir. Yenilmez. Ve lel himarul ehli. Bir de ehli olan himar. İnsanların arasında beslenen himar. Bu da helal değildir. Şimdi bunlar Kur'an'da var mı? Yok. Kur'an'da yırtıcı canavarlar, diş sahibi olan canavarın eti haramdır diye yok. Himarın eti haramdır diye bu da yok. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki bak bunları ben haram kılıyorum. Ama öyle bir zaman gelir ki bunu kabul etmezler. Resulullah'ın emri olduğundan dolayı kabul etmezler. Hadis inkar ederler. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي النضر عن أبي رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله في عن بلف صلى الله عليه وسلم ده إمام أبي رافع ده رواية دور بحديث وحدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني الليث بن سعد عن أبي النضر عن موسى بن عبد الله بن قيس an Ebi Rafi' Mevla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Ebu Rafi'den rivayet ediyorlar. Ebu Rafi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mevlasıydı, kölesiydi. Kale Ebu Rafi dedi ki kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ve nasu havlehu, etrafında da cemaat var idi. Yani Resulullah Efendimiz bu hadisi şerifi emir buyururlarken ashab-ı kiram da etrafında idiler. Buyurdu ki la a'rifenne ahadeküm, sizden birinizi ben bilmeyeyim ki yetihil emru min emri, benim emirlerimden bir emir ona gelir. Öyle emir ki kad emertu bihi ev nehitu anhu, bir şeyi yapın diye emrettim yahut yapmayın diye nehyettiğim bir emri getirir ona söylerler. Ve huve müttekiyun ala eriketihi, o da kendi tahtında oturmuş, yaslanmış, kurulmuş öyle. فَيَقُولُ der ki مَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ اللّٰهِ عَمِلْنَاهُ, Allah'ın kitabında bulduğumuzda amel ederiz. وَاِلَّا فَلَا, Allah'ın kitabında yoksa onu kabul etmeyiz der. Böyle diyen adamlar gibi sizi bulmayayım. Yani siz bunlardan olmayınız. Ahir zamanda bu geldi ya. Yani hadis, buyur hadis zayıf canım bırak. Ya hadislere inanıyor musunuz? Hadisler zayıf. Öyle bir zaman oldu ki hilafetin ilgasında meşhur Seyyid Bey vardı. İzmir mebusi. Alim adam fakat en ziyade şeriata baltayı vuran da o oldu. Hilafet hakkındaki hadisleri zikrederken kalktı inkar etti. Dedi ki 7 hadisten başka Resulullah Efendimiz'den hadis sahih değildir. Ötekiler hepsi zayıftır. Hiçbirisiyle amel edilmez dedi. İşte Peygamber Efendimiz'in haber verdiği ki ahir zamandaki fitnecilerden birisinin olduğunu kendisini ispat etti. Resulullah Efendimiz diyor ki evet,
Cenab-ı Hak Kur'an'ı vermiş. Kur'an'ın bir misli olan bir ilmi de Peygamber Efendimiz'e vermiş ki Peygamber Efendimiz de kendisinden söylemiyor. O da Cenab-ı Hakk'ın ilhamıyla söylüyor. O da nedir? Ehadisi şerife. Peygamber Efendimiz birçok hadisleri buyurmuş. Siz de o adamlar gibi olmayın. Kitapta, Kur'an'da bulursak emir ederiz, yoksa etmeyiz. Demeyin bunu. De Kur'an verildiği gibi Kur'an'ın muadili olan hadis de bana verilmiştir. Haddesena İsa bin İbrahim el-Gafiqiyyü kâle haddesena Süfyan an İbnil Münkedir ve bin Nadr an Ubeydillah bin Ebi Rafi an Ebihi ve an gayrihi an Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâle. Ebu Rafi'nin oğlu, Peygamber Efendimiz'in kölesi Ebu Rafi vardı ya, onun oğlu ya babası Ebu Rafi'den rivayet ediyor ya da bizzat Peygamber Efendimiz'den rivayet ediyor. Ennehu kâle, Peygamber Efendimiz buyurdular ki, لَا اُلْفِيَنَّ اَحَدَكُمْ sizden birinizi ben bulmayayım. Ne olduğu halde bulmayayım? مُتَّكَنْ عَلَى اَرِيكَتِهِ tahtında, sandalyasında, koltuğunda oturmuş, yaslanmış. يَتِهِ الْاَمْرُ مِنْ اَمْرِي benim emirlerimden bir emir ona gelir. O emrimde neden? مِمَّا قَدْ اَمَرْتُ بِهِ اَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ bir emir ki onu emrettim yahut da bir şeyden nehyettim. O adama gelir söylerler, feyekulu, o adam da der ki öyle kurulmuş kendisini allame zannetmiş, halbuki şeytanın yahvatına kapılmış, şeytan yoluna sapmış o adam nedir? La edri, ben bunu bilmiyorum, bu söylediğiniz şeyi bilmiyorum. Ma vecedna fi kitabillahi ittebanahu, Allah'ın Kur'an'ında bulursuksa ittiba ederiz. Yoksa böyle bu gibi şeylere ben kulak vermem. İşte ben sizi böyle bulmayayım, Peygamber Efendimiz Ashab-ı Kiram emrediyor. Yani siz bu zümreden olmayın. فَحَذَّرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz tehzir eyledi. Neden? مِنْ خِلَافِ اَمْرِهِ kendisinin emrinin muhalefette. Zinhar bana muhalefet etmeyin. كَمَا حَذَّرَ مِنْ خِلَافِ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ Allah'ın kitabına muhalefet etmeyin buyurduğu gibi kendi emrine de muhalefet etmeyin diye emretmiş. Zinhara ne Kur'an'a muhalif hareket edin ne de Resulullah'ın hadisine muhalefet edin. فَلْيَحْذَرَنْ يُخَالِفَ شَيْءًا مِنْ اَمْرَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Öyleyse Müslümana layıktır ki Resulullah'ın emrine muhalif olan bir şeyden sakınsın. فَيَحَكُّ عَلَيْهِ Eğer Resulullah'ın emrine muhalefet ederse o müstehak olur. Neye? مَا يَحِقُّ عَلَى مُخَالِفِ كِتَابِ اللّٰهِ Allah'ın kitabına, emrine muhalif olan adama ne müstehak olursa Resulullah'ın emrine muhalefet edene de o müstehak olur. O da nedir? Lanet, azap, ikab, şeytanın yevvaati gelmiş, ha kitabullah'a muhalefet etmiş, ha Resulünün emrine muhalefet etmiş. وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْآثَارُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peki madem ki Peygamber Efendimiz'in emrine muhalefet edilmez, Resulullah Efendimiz'den tevatüren geldi. فِنْ نَهْيَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَ Merkebetlerinin yenilmesinin nehyinden. Tevatüren geldi. Resulullah Efendimiz o kadar hadis-i şeriflerde buyuruyor ki merkebetini yemeyin. Öyleyse Resulullah Efendimiz'in emridir, buna muhalefet edilmez. Evet, bima kad zekerna, o tevatürde ne ile? İşte zikrettiğimiz hadislerde sabit oldu. وَرَجَعَتْ مَعَانِيهَا اِلَى مَوْصَفْنَا Bunların manaları da bizim vesfettiğimiz şeye rücu etti. Yani Resulullah Efendimiz merkep etinden nehyetti. Ne için nehyetti? Yukarıda onu vesfetti ki necis olduğundan dolayı. Yoksa başka bir manadan dolayı değil. فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ Hiçbir kimseye layık değildir. خِلَافُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ Bunlardan birisine muhalefet etmek kimseye layık değildir. Resulullah Efendimiz madem necis saymıştır, başka birisi çıkıp da muhalefet etsin, merkebeti halaldır desin, layık değildir ona. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ Bir adam itiraz etse dese ki فَقَدْ رَوَيْتُمْ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اِبَاحَتَا E sen böyle diyorsun ama Abdullah ibn Abbas'tan rivayet olundu ki o merkep etinin yenilmesini helal kıldı. Bu rivayette var. Buna ne diyeceksin?
وَمَا اَحْتَجَّ بِهِ فِي ذَٰلِكَ مِنْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ Abdullah ibn Abbas merkebeti halaldır dedi, hem de bir ayetle ihticac etti, delil getirdi. O da ne? Sa'udu billah. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا اُوحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَتْعَمُهُ الْاَيَةِ Bu ayeti kerimeyle de ihticac etti. Ne dedi? De ki, Habibim sen de ki, قُلْ لَا أَجِدُ ben bulamadım. فِي مَا اُوحِيَ اِلَيَّ bana vahyolunan Kur'an'da muharremen haram kılınmış bulmadım. Ala ta'imin yat'amuhu bir ta'm eden bir adamı ki bir şey yiyor. Bir şey yiyen bir adamı ben de aradım baktım bulamadım. Bunu Abdullah ibn Abbas niye getirdi? Merkebetine. Merkebetini biz yiyoruz dedi. Kur'an'da da merkebetinin haram olduğuna dair bir şey bulamadım. Bununla da ihticac etti. Buna ne dersin? Bu bir sual. قِيلَ لَهُ O sual eden adama denilir ki مَا قَالَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ ذَٰلِكِ Merkebetlerinin haram olduğu hakkında Resulullah Efendimiz söz buyurdu, emirler buyurdu. Bu mu evladır? Yoksa Abdullah ibn Abbas'ın sözü mü evladır? Öyleyse Resulullah Efendimiz'in buyurduğu فَهُوَ اَوْلَى مِمَّا قَالَ اِبْنَ اَبَّاسِ رَضِيَ اللّٰهِ اِنْ Abdullah ibn Abbas'ın sözünden evladır. O bir peygamber. Peygamber haram diyor Abdullah ibn Abbas. Helal desene. Ne kıymet olur ki? Abdullah ibn Abbas ya Resulullah Efendimiz'in o hadisi şerifini görmemiş, duymamış. Bunun için ona helal diyor kendi içtihadiyle. Ama bilse ki Resulullah Efendimiz katı surette bundan haram kılmış, kendisi de haramdır diye. Kendisi bütün hadisleri toplamadığından bilmediğinden o meselede malumatı tam değil, onun için o helal diyebilir. Fakat ona itibar olmaz ki. Diğer hadisleri okuduk ya, tevatür derecesinde Resulullah Efendimiz'den rivayet ediyorlar ki merkebeti haram. Bitti de Abdullah ibn Abbas'ın içtihadına, istinbatına kıymet verilmez. Ve ma kâlehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem min zâlik. Peki Kur'an-ı Kerim o. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا اُوحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَعِمِ يَتَمُهُ Resulullah Efendimiz size nazil olan bu Kur'an'da yenilen bir taam ki yeniliyor, ben onu Kur'an'da bulmadım. Bu sebebin nüzulü neyse Resulullah Efendimiz'e bir emir. Ya Resulullah Efendimiz Kur'an'da merkep etinin haram olduğuna dair bir ayet yok. Onu nasıl tahrim etmiş? Ayet muhalif değil mi? Yani diyor ki ve ma ul bir emir ki kâlehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdu. O da neden? Min zâlik merkeb etinin haram olmasından. Fahuve bu emir müstesnen minel âye ayetten istisna edilmiştir. Ayet bir kaide-i umumiyedir. Fakat Peygamber Efendimiz'in bu emri bundan müstesnadır. Ala hada yenbagi öyleyse bunun üzerine layık olur ki en yuhmele ma ca'an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den gelen bu emir ki merkebete haramdır. Hâzel meci'el mütevâtirel tevâtür olarak gelen bir şey fî şeyin maksûdî ileyhi bi'aynihi aynîle kastedilen bir şey hakkında ki o da nedir? Merkebetinin aynîle kastediliyor. Etinin haram olduğuna dair Resulullah Efendimiz'den gelen emir mimma bir şeyden ki o da kad enzelallahu azze ve cel Cenab-ı Hak Teala Hazretleri inzal buyurdular ki kitabihi Kur'an-ı Kerim'de evet ayeten mutlakaten ala zalikel cins o cins üzerine mutlak olarak bir ayet inzal buyurdu. Yani mutlak olarak ayette beyan ediyor ki Kur'an-ı Kerim'de tahrim edilmeyen bir şeyi Peygamber Efendimiz de haram kılamaz. Yalnız bundan istisna etti. Bu ayet mutlaktır. Fakat Peygamber Efendimiz'e ayrıca manen bildirildi. O da merkebetini tahrim etti. Bu bundan müstesnadır. فَيُجْعَلُ مَا جَعَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den varid olan merkebetinin haram olması bu kılınır. Müstesna min tilkel ayet. Bu ayetten istisna edilmiştir. Ayet mutlaktır. Peygamber Efendimiz'in hadisi mukayyettir. Evet, bu oldu. Gayre muhalifin. Daha ayete muhalif olmadı. Muhalif değil.
Muhalif değil ki hatta la yudaddel Kur'an es-sünnete. Kur'an sünnete zıt olmaya ve la sünnetul Kur'an sünnette Kur'an'a zıt olmaya. Öyleyse biz bunu böyle kılarız. Ayet mutlaktır. Peygamber Efendimiz emri bundan istisna edilmiştir. Eğer bu emri istisna etmesek öyleyse Kur'an hadise muhalif oldu. Hadis Kur'an'a muhalif oldu. Birbirine zıt oldu. Haşa bu olmaz. فَهَذَا حُكْمُ لُحُومِ الْحُمُرُ الْاَهْلِيَّ İşte merkep ehli himarların, merkeplerin etinin hükmü budur. مِنْ تَر۪يكِ تَصْح۪يهِ مَعَانِ الْآثَارِ Hadislerin manalarının tesihi tarifiyle. Hadisi şerifler, muhtelif hadisi şerifler var. Hepsini okuduk, topladık. Neticede merkep etinin haram olduğu meydana çıktı. قَالَ اَبُوْ جَعْفَرِ İmam-ı Tahavi buyuruyorlar ki وَلَوْ كَانَ اِلَى النَّظَرِ Eğer kıyasa bakılsaydı, delile hadise değil de kıyasa bakılsaydı, لَكَانَ الْحُومِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَةَ حَلَالًا Merkep etlerinin helal olması lazım gelirdi. Niçin? Diyor ki, وَكَانَ ذَلِكَ لَحْمِ الْحُمُرِ الْاَحْشِيَةَ Ehli himarların eti ne gibidir? Vahşi himarların eti gibidir. Terbi yok ki, ha evde beslediğin himarın eti, ha dağda avladığın yabani himarın eti. İkisinin farkı yok. İkisi birdir. اِذَا كَانَ الْحِمَارُ الْوَحْشِي لَحْمُ وَنْ يَكُونَ حَلَالًا Vahşi bir himarın eti helal olursa, kıyasa bakılırsa, اَنْ يَكُونَ كَذَٰلِكَ الْحِمَارُ الْاَهْلِ Ehli olan himarın da etinin helal olması lazım gelir. Kıyasa bakarsansa, helal olması lazım gelir. Fakat nekil varken akla gidilmez, kıyasa gidilmez. Nekil nedir? Resulullah Efendimiz haram buyurdu. Vahşi himarın etini helal, ehli olan himarın etini de haram buyurdu. Burada kıyas yürümez. وَلَكِنَّمَا جَعَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Lakin Peygamber Efendimiz'den gelen şey اَوْلَى مَتْتُبِعَ İttiba olunan şeyin evlasıdır. Emir geldi ki himar eti necistir yemeyin daha akla kıyasa gidemez. Bu evladır. وَهَذَا قَوْلُ اَبِي حَن۪يفَةَ وَاَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ Bu üç imamın kavli de budur. Meseleyi bu şekilde kesmiş atmış oldu. Peki bu merkepler, merkep iki kısım. Bunu neticeyi öğrendik ki bir dağda yabani olan merkep ki onu avlar etini yer. Yersin o helal. Bir de halkın beslemiş olduğu himarlar var ki bunlara ehli himar deniliyor. Bunların eti de Heyber vakasına kadar yenilirdi. Heyber vakasından sonra Peygamber Efendimiz nehyetti, necis olduğunu beyan etti. Ya at etine ne diyeceksin? Atlar yenilir mi, yenilmez mi? Lühumul khayr. At eti. Onu beyan edecek. Buyuruyor ki, babu ekli lühumul feras. Atın, etinin hükmünü beyan edeceğim diyor.